Senin üçüncü gündeyiz. Buradaki ekibimiz tamamıyla ayrı bir şekilde, yani kendini koruyarak. Bugün heyecanlı mısın çıkardık ekibimiz sence? Evet. Çok teşekkür ediyoruz sana. Hoş geldin. Şimdi buna göre kapalı olarak sizlere ikram ediliyor. Biliyorsunuz açık ikram yapılması tamamıyla yasak. Evet, senin için de sinema salonunda yerimizi alıyoruz. Buraya geliyoruz. Çok güzel. Sonra biletimizi alıyoruz Emre abimizden. Ardından Hacı ablamızın pişirdiği sıcacık mısır var. Ve meyve suyumuzdan seni koşarak yerini alıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi mutluluk olsun. Arka tarafta büyüklerimiz var. Onlara ikramlarımızı yapalım. O büyüklerimiz çocuklara öncelik tanıdılar. Şimdi arka taraftaki büyüklerimize mısır ve meyve suyu ikramlarını... Evet, küçük Ali'yiz abi de. Büyüklerimiz de bir daha bulayım. Suyunu alarak açık hava sinemamızda yerimizi alıyoruz. Gel beraber gidelim. Ne var şimdi burada? 3 sinema sal! Yazıklar! Herkese iyi seyirler diliyoruz. Siz buraların yolunu bilir miydiniz? İnsan evinin yolunu unutur mu? Unutur. Hayırsız olursa unutur. Boğazımı sıkmazsa da ya. Tamam. İşte bu benim oğlum be. Koyar. Demek bu sahtekar ortağı seni dolandırdı karnıza. Neyse ben şu kocaman bir elini... Aynı odada kalacaksın. Aynı odada mı? Babacığım. Bakanlığımızın ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda 2 haftadır izole bir ekiple bu festivale hazırlandık. Sinop'tan başlayıp Kastamonu'da devam ederek bugün de Karabük etabımızı organize ediyoruz. Daha önceki festivallerimize 200 binin üzerine çocuk katıldı. Sinemasal olarak bakanlıkla birlikte organize edilen projelerde ve yurt dışında etkinliklerde 4 milyonun üzerinde çocuğun bu heyecanlı yaşamasına vesile olduk. Ailelerden çok güzel dönüşler olduğu için bu yıl bu etkinlik yapılmayacak mı diye çok fazla soru geldiği için gerekli çalışmaları Haziran ayında başlattık ve normal şartlarda Ağustos'ta düşünüyorduk ama arkadaşlarımızın testlerini de yaptırmak, onları izole 14 günlük bir yaşama sokmak için bir iki hafta daha bekledik ve yolculuğumuza 7 Eylül'de Sinop'tan başladık. Buradan sonra Bartın'a gideceğiz, Zonguldak'a gideceğiz ve Çankırı'da biteceğiz. Hedefimiz, amacımız bakanlığımızla beraber ulaşılması en zor dağ köylerinde dahi sinemayla tanışmamış çocuk kalmaması. Çünkü Türkiye'de 5-17 yaş arası 18 milyon küsur çocuk var. Bu çocukların hayal kurmaları, geleceğe yönelik planlar yapmaları ve bu konuda ülkemizin gelişimine maddi manevi katkı sağlamaları gerekiyor. Gönüllü arkadaşlara ve yerel yönetimlerin ilgi ve alakasına da burada değinmek istiyorum. Bu şartlar altında normalde yola çıkmak çok zor gibi, imkansız gibi görünürken kendi hayatlarından fedakarlık yapan bir 10 arkadaşımız var. Bu kişiler ailelerinden ve sevdiklerinden şu an uzak bir şekilde çocukların hayatına dokunmak için buradalar. Yerel yönetimler de ciddi fedakarlıklar ve cesaret gösteriyorlar. Normal şartlarda şu anda bildiğiniz gibi pandemiden dolayı birçok etkinlik gerçekleşemiyor. Ama bu sürecin ne kadar daha devam edeceğini bilmediğimiz için, küresel çapta tüm dünyayı etkileyen bir durum olduğu için bizler bununla da birlikte yaşayabilmenin yollarını, formüllerini arıyoruz. Müzik